Sonbahar mevsimini yaşadığımız bu günlerde bağlardan toplanan salkım üzümler kaynatılarak pekmez yapılıyor. Yurdun değişik bölgelerinde olduğu gibi Burdur'un Bucak ilçesinde ve köylerinde de bağlardan toplanan üzümler kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Vatandaşların bazıları üzümlerinin suyunu değirmende sıkarken bazıları da bu işlemi evinde çiğneyerek hallediyor. Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden Osman Üner de pekmezini evde kaynatanlardan. Kanal 15 mikrofonla konuşan Osman Üner, pekmez yapım işlemi hakkında bilgi verdi. Pekmezin güneş görmeyen yerde muhafaza edildiğine dikkat çeken Üner, pekmezin faydalarından bahsetti. Osman Üner, pekmez kaynatma işleminin Eylül ayı içerisinde ve hava şartlarına göre gerçekleştirildiğini söyledi. Ak üzüm çeşidi olur pekmeze. Kendi bağımızdan toplarız. Ayıtlarız, yıkarız. Sonra fıtı diye bir tabir ettiğimiz aletimiz var. Onu da çiğneriz. Şırası denir suyuna. Şırayı çıkarız. Süzeriz. Kazana koyarız. Ondan sonra bunun bir malzemesi vardır. Ak toprak denir. Onuyla harmanlarsın. Kaynatırsın. Onu kaynattıktan sonra köpüğü gelir, köpüklenir. Taşırmadan köpüğünü döndürdük müydün? Dönme denir ona. Onun kazanı indiririz. Bir gün bekleme süreci vardır. Ondan sonra kazandan alınan şıralar tava tabir ettiğimiz kazana koyarız. Orada pekmez yapımına geçeriz. Cam şişelerde muhafaza olur. Güneş görmeyen yerlerde. Tadını kendisi orijinal tadı. Hiçbir katkı maddesi yapılmadan. Katkı maddesi yapmadığımız için 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kadar muhafaza olur. Hiçbir sıkıntısı yok. En zorlandığımız yeri çiğnemek, suyunu çıkarmak. Sağlık açısından faydalı. Kan yapma özelliği var. Eylül ayında havanın bir şeysi yok. Bir mani engeli yok. Bu mevsimde Eylül ayında toplanan üzümler yapılır.